Kayseri Ticaret Borsası 2021 yılı değerlendirme ve Borsa Sanal Market e-ticaret sitesi lansman toplantısı yapıldı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, toplantıda 2022 yılındaki tarım ve hayvancılık alanında acil çağrıda bulunarak çiftçimizin kullandığı mazot ÖTV'sinin acilen kaldırılması gerekiyor, dedi. 2021 yılı değerlendirme ve Borsa Sanal Market e-ticaret sitemizin lansman toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Özellikle yerel yönetimlerimizin, siyasilerimizin, bürokratlarımızın tarım hayvancılık alanına daha fazla yönelmesi ve efor sarf etmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki biz Kayseri Ticaret Borsası olarak ülkemiz, şehrimiz adına hiçbir ayrım gözetmeksizin her ziyarette, her toplantıda, her platformda sorunlarımızı, taleplerimizi iletiyoruz. Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörüne daha fazla destek verilmelidir. Artan maliyetler gerektiğinde devletimiz tarafından sübvanse edilmelidir. Bu sayede tarımsal üretimden sağlanan gelir ve hayvansal üretimden sağlanan gelir artacak. Üreticilerimiz üretimleri dolayısıyla elde ettiği gelirleri yine yatırıma harcayacaklardır. Üreticilerimizin yatırımlarını teşvik etmek adına kırsal kalkınma desteklerinin yeniden yapılandırılarak üreticinin yarar sağlayacağı bir modele dönüştürülmeli ve sektörümüzün modernizasyonu da bir an önce sağlamalıyız. Yerli üretimi daha fazla desteklemeliyiz. Her zaman ifade ettiğimiz konu bu süreçte daha da önemli hale gelmektedir. Yani yerli ürün ve üretime daha çok destek vermemiz elzem hale gelmiştir. Her tarımsal ve hayvansal ürün fiyatları yükseldiğinde üreticimizin üzerinden ithalat baskısını kaldırmalıyız. Kayseri Ticaret Borsası olarak Koca Sinan Elmalı bölgesinde Sera İhtisas OSB kurulması adına çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Ama yeterli görmüyoruz. Yeni tarıma dayalı ihtisas OSB'ler kurulması için de çalışmalıyız. Bizler iş dünyası olarak geleceğe her zaman umutla bakan bir camiayız. Mücadele bizim günlük hayatımızın bir parçası. Bu mücadeleyi de her şeye rağmen en güzel şekilde veriyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak 2018 yılında faaliyete geçirdiğimiz laboratuvarımızda gıda ve toprak analizlerinde uzman kadromuzla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Gıda laboratuvarımızda buğday ununun, ekmeğin, tahıl ürünlerinin ekonomik değerinin çeşit özelliklerini belirlemesi amacıyla hektolitre, gluten, sedimentasyon, nem, kül gibi kalite parametrelerinin değerlendirildiği analizler gıda mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. Toprak laboratuvarımızda ise topraklarda temel verimlilik analizleri ziraat mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu analiz sonuçlarına göre de çiftçilerimize gerekli gübre tavsiyelerinde bulunmaktayız. Ayrıca bu konuda ilimiz genelinde faaliyet gösteren tüm ziraat odası başkanlarımızla protokol gerçekleştirerek çiftçilerimizin toprak analizlerini laboratuvarımızda ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz. Kayseri Ticaret Borsamızda 2020 yılında 322 ton pastırma işlem görürken 2021 yılında 413 ton pastırma işlem görmüştür. 2020 yılında 2121 ton sucuk işlem görürken 2021 yılında 2450 ton sucuk işlem görmüştür. Yine 2020 yılında 11 bin ton kabak çekirdeği işlem görürken 2021 yılında ise 13 bin ton kabak çekirdeği işlem görmüştür. Üreticilerimizden bizlere iletilen sorunları rapor haline getirerek gerek Tarım Bakanlığımıza, gerek Ticaret Bakanlığımıza, gerekse milletvekillerimize sunduk, çözüm aradık. 2022 yılında tarım ve hayvancılıkta beklentilerimiz ise şu şekildedir. Çiftçimizin kullandığı mazot ÖTV'sinin acilen kaldırılması gerekiyor.
çiftçimize gübrede en az %50 gübre desteği verilmesi gerekiyor. Çiftçiye ekim, dikim, kuyu açımı, sulama işlemlerinde elektrik bedelinde en az %25 indirim yapılması gerekiyor. Et ve süt kurumu Kargas et alım fiyatını güncelleyerek üreticinin zararını gidermeli, kesim fiyatını acil olarak 60 TL'ye bandına yükseltmelidir. Yem bitkilerine kullanımına %50'ye kadar destek verilmelidir. Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlamalıdır. Kullanılmayan mera ve yaylaları hayvancılığa aşmalı, ıslah çalışmalarına ağırlık verilmeli ve otlama kapasitesi güçlendirilmelidir. Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştırmalı, hibe ve destekler artırılmalıdır. Teknolojik seraların desteklenmesi için politikalar geliştirilmelidir. Planlı tarım sistemi kurulmalı, ülkenin bölgelere ayrılarak ürün haritası çıkarılmalı, kotalı üretim yapılması amacıyla sistem kurulmalıdır. Havza bazlı destekleme modeline geçilmelidir. İthal ettiğimiz yem bileşenlerinin ülkemizde üretilmesi amacıyla teşvik sistemi ve fonlama kanalı oluşturarak dışa bağımlılıktan kurtarılmalıdır. Yüksek katma değerli ithal girdileri olan büyük ölçekli hayvancılık yem yatırımları teşvik edilmelidir. Gereken durumlarda kamu özel sektör ortak projeleri hayata geçirilmelidir. Büyük ölçekli hayvan yem yatırımları ayrı bir fon oluşturarak devlet tarafından desteklenmelidir. Süt tozu, yumurta tozu gibi üretim fabrikalarının kuruluşuna destek verilecek fonlar oluşturulmalıdır. Tohum, fidan geliştirilmesi için ıslah merkezleri, gen bankaları oluşturulmalıdır. Lisanslı depoculuk, laboratuvar, satış salonu sistemlerinin tüm Türkiye'ye yayılması gerekmektedir. Hayvancılıkta sütçül ve etçil ırklar geliştirilmesi için merkezler kurulmalıdır. Tarım sigorta sisteminin tamamen yenilenerek üreticinin yararına bir sistem oluşturulmalıdır. Her yeni takvim yılı bir yeni başlangıç umuduyla birlikte gelir. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için bir umut verici görüyoruz. Gelecek için reel sektör için inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacaktır. 2021 yılına veda etmeye hazırlanırken 2022 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Sizlerin ve ailenizin yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum.